Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım ee, öncelikle bugün Arife ve inşallah iyi bayramlarınız olur Kurban Bayramı dilediğiniz gibi sevdiklerinizle ailenizle birlikte geçirir ve bütün o iki senelik pandemi sürecinin acısını çıkartırız diyorum ve yeni bir videoyla karşınızdayım müzayede nasıl kullanılır neler yapılır nasıl kar edilir Bununla ilgili yani ben soru aldığım için artık videolarımı yorumlara göre yapıyorum arkadaşlar. Yorumlarda arkadaşlar yazıyor bunu bunu anlat diye. Ben de oradan videoyu baz alıp anlatıyorum. Bundan sonra da video çıkartma sistemim bu şekilde olacak. Öncelikle müzayede nasıl kullanılır arkadaşlar? Satacağınız zaten ben gördüğünüz gibi böyle sat kısmında mevcut. Buradan alıp satabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum kademe 16 bir tane koymuş 500'e rekabet olsun asana 350. Mesela örnek veriyorum yani gidip gitmeyeceği soru işareti tabi ama. Ondan sonra bunlar koleksiyonluk parçalar. 50'ye koy gitsin. Ee, bu da aynı koleksiyonluk parça. Bunu da 30'a koy. 10 oldu pardon. Bunu da 30'a koyalım. mahsat aradan çıksın. Ondan sonra gelelim. Burada mesela parçacıklar var. Şimdi cennet parçasından kıyamet gibi var. Satılmaz. Aynı şekilde Neptün parçasından zibil gibi var. Satılmaz. Üf, bu kıyamet gibi. Bu da çok bu da çok. Bak bundan mesela fazla yok. Parça olarak lazım olabilir. Bir tane atalım. Bundan da parça, bundan da bir tane atalım parça olarak. Bundan da mesela bir tane yok. Şimdi 3 tane yerimiz var. 3 tane yeri nasıl değerlendirebiliriz? Örnek veriyorum. Oyunda sizin bulunduğunuz zamanda yani şöyle burada stigmatalar falan veya bu tüyler müyler gereklidir. Her zaman para eder. Ne de olsa. Mesela burada bunlar para ediyor. Şöyle bunu 75'e koyalım. İhtiyacı olan sentezlemek için alır ki büyük ihtimalle alacaktır. Ondan sonra örnek veriyorum başka neyi satabilirsiniz? İşte parçacıklar var bu tarz parçalar. Bunlar da her zaman para ediyor. Misal veriyorum buradan silah olanın bakın her zaman burada elde avuçta mevcut. Şöyle en ucuzundan koyarsan adam talep ettiği gibi istediğini alır. Bir de bunun omuzlu olacak aynen. Bunlar çünkü zor temin ediliyor attık gitti. Bu şekilde ne oldu? İnsanların ihtiyacını karşılayabileceği bir eee müzayede sistemi kurabildik. Daha sonra satın alma bölümü. Bunları tabii buraya koyduğunuz zaman sizin sattığınız elmaslar gelmiyor. Yani 75 elmasa koyduğunuz zaman kesintili olarak olsa ortalama size geleceği 65-62 elmas falan. Gelelim satın alma bölümüne. Saldırı ekipman dediğiniz zaman zaten yukarıda e, bölümler var. Savaşçı, büyücü, okçu ve kılıç ustası diye istediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz. Biz savaşçıda kalalım. Zaten saldırı ekipmanları burada mevcut. Buradan takip edip alımı satımı takip edip buradan satabilirsiniz arkadaşlar. Her halukarda. Ondan sonra başka nelerimiz varmış. Şu anda müzayede de bayağı da bir kalabalık ha maşallah. Nezgah dolu yani millet oynuyor herhalde bu serverda şu anda. Allah Allah. Serverda bir kalabalıklaşma var. Uzun zaman olmuştu ama. Bu şekilde demek ki insanlar aktifleştiriyor bayağı. Neyse gelelim diğer itemlara. Bakın mesela biz şuradan iki yıldızlıyı ucuza koymuşuz. Ama 75 elmas her türlü tercih edilen bölüm. Şimdi normal şartlarda şöyle geldiğinde kadimler falan da şu anda moda iyi satılıyor. Çünkü oyun bile kadim eskitilmiş kadim falan veriyor. Çünkü burada herkes şey yaptığı için artık çoğu son uyanışı tamamladığı için Herkes üst mevkide ve oyunda bunu kendine göre ayarlayabiliyor. Sizin bulunduğunuz sövbürün akıbeti ve gidişatı nasılsa siz de ona göre bir yol izlemeniz lazım. Şimdi misal veriyorum. Şimdi yoldaşları adam parçalara koymuş mesela parça parça burada iki parça üç parça. Bunun hemen satılmasını istiyorsanız bir tanesini koyun. Yani bir adet koyun. En ön plana çıksın. Adam zaten bir şey almaya başladığı zaman yukarıdan aşağı temizliğe temizliğe alıyor. Genelde satın alanların birçoğu bu şekilde satın alıyor ama mesela bu kutular oyunda kıymetli her türlü para ediyor hatta ben buradan şunu çekeyim bu para etmiyor çünkü buradan mesela şuradan bunu satalım gitsin lazım değil çünkü ben alacağımı da aldım oran içerisinden ihtiyacım olanları karşıladığım için şu anda artık buradan sandığı biriktirip 90 tane kırdırıp SS peşinde değilim. Zaten ben SS kanadımı 5800-5000 küsür elmas verdim aldım. Üstüne ilahi kanadımızı aldık. İstediğimiz gibi çarımızı dizdik arkadaşlar. Ondan sonra da e, devam ediyoruz. Ve istek listesi var arkadaşlar. İstek listesinde örnek veriyorum. Burada mesela adam istediği bazı ekipmanlar var. Mesela kademe 10 ekipmana ihtiyacı var. Koymuş buraya 10 elmas. İşte ver diyor. Alim diyor mesela kademe 10 silahı veya omuzluğu. Senin eğer üzerinde o item varsa buradan gelip onu üzerine koyup satabiliyorsun arkadaşlar. Onun haricinde mesela burada bakın kademe 11 işte kademe 9 koymuş ellerin masa istiyor. Yani alternatif çeşitler var. Ondan sonra devam edelim. Başka da genel olarak baktığımız zaman hepsini görebiliyoruz. Paylaşımını yapmak istiyorsanız misal veriyorum. Savaşlı dediniz. İşte kademe 11 dediniz. Ondan sonra şöyle aşağı doğru kaydıralım. Neye ihtiyacınız var? Misal veriyorum. Buradan e, bu kılıca ihtiyacınız var. Kaç elmas istiyorsunuz bunu? 10 elmas. Çat diye koyarsınız buraya. Ve 10 elmasa istek listesinde sizin koyduğunuz ekipman göz önünde burada bulunur. Adam 10 elması varsa buraya koyar. Siz de e, o istediğiniz itemi üzerinize alırsınız arkadaşlar burada da kesinti oluyor aynı şekilde ama alan adam kesintiye uğruyor. Sizden zaten onanılmaz. Şu an müzayede evinde iptal ederseniz şu şekil iptal edemiyor muyuz acaba? İptal, edem iptal edemiyor muyuz? İptal edemiyor muyuz? İstek ve sesi iptal, 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 iptal işte. İptal bu şekilde üstüne basınca olunuyor. Yani gördüğünüz gibi müzayede evinde böyle aman aman kullanımı zor bir pozisyon yok. Karışık mı? Evet. Çünkü dediğim gibi şöyle bir durum var. Millet satarken itemini kaçtan koyacağını bilmiyor. Her zaman itemleri koyarken C'ye basın. En bas fiyatından koyun ki tercih edilebilsin ve en ön planda bulunsun. Çünkü satmanız öyle daha da çok kolaylaşır. Öteki türlü biraz zor olur işiniz. Bu arada VIP'imizin bitmesine 7 gün var. Bize acilen bir 22 elmas lazım. Onu da bugünkü müzayede evinden elde ederiz. VIP'imizi uzatalım uzatarım arkadaşlar. Onun haricinde bir bakalım. Bakalım başka istediğim bir durum var mı oyunda. Şu an için yok. Şunu da alalım. Talih yolu. Bundan zaten e, çok gereksiz şeyler. Buraya fazla abonmanıza gerek yok arkadaşlar. Ödüle girdiğimiz zaman mağazasına bir geçelim. 400 buradan var. 400 de buradan var. 1000 olursa şunu alırsak bu bizim işimiz yarayacak bu bize lazım. Ama 1800 olursa mesela bu SS kanat, S kanat var. Bunlar da değerlendirilebilir arkadaşlar. Onun haricinde bakalım bir sövür ne durumdaymış. Sıralamaya bir bakalım. Kalf gene birinci. 30 bin gücü ulaşmış. Ve hunharca kasıyor. Gerçekten nasıl bir istikrardır. Nasıl bir e, mücadeledir nasıl bir oyun aşkıdır. Tam anlayabilmiş değilim ama kardeşim bildiğiniz oyuna hakim ve derecesine oynuyor. Şöyle bir müzayedeye geçelim bakalım. Listede tabii ki de biz birinciyiz. 60 59 9 full. Dayılar ikinci. Yo biz ikinciyiz. Aa, biz ikinciliğe düşmüşüz. Samuray birinci. Dur bakalım öyle bir. Dian Samurai, kripto dayılar, Broken dayılar, Afat, 11 ben o bu, bu karakter alan parayı basıyor herhalde. Bir bakalım bakalım basıyor mu? Aynen düşüyor. Değişik bir durum. Sıralama biraz karışık. Samurai ve dayılar olmak üzere bölünmüş. Biz 34. yüzyıla düşmüşüz. En son 32. yedik. Aynen arkamızdan gelenler var. Neyse sağlık olsun bakalım. Şimdilik durumu hakibet bu arkadaşlar. Devamına zamanı geldiğinde bakarız. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi tekrardan bayramımız mübarek olsun. İnşallah kubban bayramı sizlerin dilediğince keyifli geçireceği zamanı eşlik eder diliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.